Hane başına 10.000 TL destek ödemeleri artık yapılmaya başlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen hane başı 10 TL'lik destek ödemeleri başladı. Bakanlık, destek ödemelerinin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini belirtti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hane başı 10.000 TL destek ödemesinin başvurularının e-devlet üzerinden yapıldığını duyurdu. Başvuruların hala devam ettiğini ve onaylanan başvuru sahiplerine ise 10.000 TL nakit yardımın banka hesaplarına yatırıldığını belirtti. Hane başı geri ödemesiz 10.000 TL destek ödemeleri. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrasında konutları hasar gören vatandaşlara hane başı 10.000 TL destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Ödemeler, e-devlet üzerinden başvuran ve onaylanan vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bakanlık, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve önümüzdeki aylarda da ödemelerin süreceğini duyurdu. Kahramanmaraş depremleri ve destek ödemeleri. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonucunda binlerce konut hasar gördü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların mağduriyetini gidermek için harekete geçerek hane başı 10.000 TL destek ödemesi yapacağını açıkladı. Bakanlık, destek ödemelerinin e-devlet üzerinden başvuru yapan ve onaylanan vatandaşların banka hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu. Ayrıca, hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiğini ve çalışmalar sonuçlandıkça ödemelerin devam edeceğini belirtti. Destek ödemeleri ve ikametgah durumu. Bakanlık, destek ödemelerinin kesinleşmemiş hasar tespit verileri ile ilişkili ikametgah durumuna göre yapıldığını bildirdi. Vatandaşlardan, e-devlet üzerinden başvuru yapmalarını ve hesap bilgilerini güncellemelerini isteyen bakanlık, depremden etkilenen vatandaşlara yardımcı olmak için hane başı 10.000 TL destek ödemesi yaparak onlara bir nebze de olsa rahat nefes aldırmak istediklerini belirtti. Ödemelerin devam edeceğini ve vatandaşların başvurularını ve hesap bilgilerini güncellemelerini rica ettiklerini ifade etti. Mobil uygulamamızı indirerek personel alımı, memur alımı, son dakika ve dünyadaki haberlerden ilk siz haberdar olun.